Merhabalar, ben Cumhuriyet Halk Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağanlıcı. Bugün Ermenek ilçemize bağlı Güneyurt kasabasındayız. Güneyurt'taki Cenne Maden Ocakları'ndaki işçilerimizin kendi özlük hakları, kendi maaşları ve bu haklarla ilgili direnişlerine destek vermek amacıyla tekrar buradayız. Sayın Madenci Sendikası'nın başkanı da ifade ettiği üzere pazartesi günü tekrar devletle olan görüşmeleri devam edecek. Bir sonuç çıkacağını umuyorlar. Onların bu haklı direnişini destekliyoruz. Bu direnişin sonunda haklarını alacaklarına inanıyoruz ve sonuna kadar önce parti sonra insan olarak yanlarında olduğumuzu ve destek vermek amacıyla burada bulunuyoruz. Tabii ülkemizde ve özellikle Güneyurt'ta, Ermenek'te maden ocaklarının yeri çok önemli. Çünkü bu bölge halkının ekonomik olarak ciddi miktarda girdisini sağlamakta. Fakat 2014 yılı 28 Ekim'inde meydana gelen kazadan bu yana maden ocaklarıyla ilgili ciddi bir çalışma yapılmıyor. Her seçim döneminde her yıl tekrar söz veriliyor bu ocakların açılacağını. Şu an bu bölgede sadece bir tane açık ocak çalışıyor. Diğer ocakların tamamı kapalı. Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün, Enerji Bakanlığı'nın bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Ya buradaki ocakların tekrar devletleştirilip, devlet eliyle Türkiye Kömür İşletmeleri'yle işletilmesi gerekiyor. Ya da buradaki özelleştirme ve ödevan sisteminin tekrar gözden geçirilip bu maden ocaklarının işler hale getirilmesi gerekiyor. Tabi bölgemizde ayrıca doğa katliamı ile ilgili sıkıntılarımız var. Özellikle bölgede ciddi bir mermer ocağı patlaması yaşanıyor. Bu Karaman'ın bütün ilçelerinde mevcut. Tabii ki madenlerimiz de bir şekilde ekonomiye kazandırılmalı. Fakat özellikle birinci sınıf tarım arazilerinin olduğu bölgelerde, Karaman'da mesela Kazım Karabekir ilçesine bağlı Karalkazi köyünde biz bunun direnişini yapıyoruz. Daha önce bir çimento tesisi açılmak istendi. Bunu engelledik. Şimdi işlemleri tamamlanmadan bir mermer ocağı çalışıyor ki çok ciddi bir tarım arazisi. Bunun yerine hem kurallara uygun olarak mermer çıkarım işi bittikten sonra doğanın daha düzgün ilk hali gibi bırakılması gerekiyor. Ama bölgede bakıyorsunuz Silifke'den Karaman'dan Konya'ya kadar olan bütün mermer ocaklarının çalıştığı ve işletmenin bittiği yerlerde çıplak, toprak kalmamış, ağaç kalmamış bir araziyle karşı karşıyayız. Bunlara çözüm bulmak gerekiyor. Bunlara devletimizin nasıl sözleşme şartlarını başta imzalatıp veriyorsa en azından o bölgeyi terk ettiğinde madencilerin eski haline getirmesi gerekiyor. Ülkemizde Rize'de, Çanakkale'de birçok yerde, Güneydoğu'da ciddi doğa katliamları var. Bunlara dur denmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Sahada her zaman olacağız. Teşekkür ederim. Ben bir de kısaca bir şey daha sorayım. Biliyorsunuz İzmir'in kazalarında hem tsunami hem de deprem oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii dün İzmir'de Cuma günü olan deprem ülkemizi derinden yaralamıştır. İzmir'de tahmin ediyorum uzmanların söylediği ölçülebilen en yüksek Richter ölçeğiyle depremle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar resmi açıklamalar 25 civarında vatandaşımızın vefat ettiği yönünde ama ciddi çürük binalarda yıkım var. Tabii ki bir 99 depremi bizim hep gözümüzün önünde binlerce insanımızı kaybettik. İnşallah bu yıkılan binalardan çok az sayıda kayıpla çıkmamız. Tabii sadece da küçük bir tsunami etkisi gibi gözüktü ama orada da yaşlı bir teyzemiz hayatını kaybetti. Yani deprem bu ülkenin gerçeği. Doğaya yaptığınız her sapladığınız her hançer bir gün sizin karşınıza size olumsuz olarak çıkıyor. Her zaman söyledikleri gibi uzmanların yani deprem öldürmüyor. Ne yazık ki binalar öldürüyor. Siz doğayla oynarsanız doğa da bir gün size cevabını veriyor. Onun için tüm halkımıza, İzmir halkına, Ege'deki vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim.